Çok çıktık. Ha bu yandaki evden buraya 15 yaşında gelin geldin. Ondan sonra adam neredesin? Gurbette. Neredesin orada? Neredesin burada? Kaynanam kaynatam. 5-6 tane inuğumuz var. Onlara hizmet ettik, çayır ettik, yedirdik meşelerden. Kaynanam da çocuklarımızı yaşına gelip alıcı derdi, yaylıyı orada bakar diyorlar, mememizden keser diyorlar. Ay memelerimiz dolardı, su akardı le. Biz de ne içtiğini bilemez, sayır biçecek. Öyle çaldık, çatırdık işte. Kaynanam onlar yayla ettiler, yaylaya gittik, inekleri alcıttık. Yürüme, uçsun yürürdük. Uçsun yürürdük buradan yaylaya. Horyan diyorlar, horyan. Bu ne? Oradan buraya yük götürdük. Yükleri kantar çekmezdi. Buraya geldiler ki kantarla yükleri çekecekler, kantar çekmiyor yükleri. Bak o kadar ağır. İşten nefes alan, ha buradan sürmene de babam o zaman yer aldı. Ha buradan derdim ki yani ben de gideyim göreyim orayı. Beni buradan oraya yollamazdılar. Beni buradan oraya yollamazdılar. 15 yaşında dayım beni gelin edeceğiydi. Buraya ben yani kaynanam geldi anneme dedi ki sen kızını verelim bizim oğlumuza. Daha demiyorum ki senin oğlun da o vakit ha bu çocuk kadar ancak var. Benimle bir yaş büyük. Ama demiyorum ki acaba anam senin oğlun alır mı almaz mı böyle bir şey de demiyorum ki. Ha oradan yürüyüp gelirim buraya ki dayım beni gelin etmez. Çocukları kaldık. Ya bu on istirahat edeyim çocuğum var ya bir şey, öyle bir şey hiç yok. Her gün Mustafa doğduğu gün buradan o tarlanın yeri oraya 20 sebet akbun yandırdım. Tam oraya. O 20 sebet akbun yandırdım. Oradan geldim bir de gittim Ağustos yandan da büyük odun ettim. O akşam da Mustafa doğuyor. Cenab-ı Allah ne kadar bize cesaret vermiş. İyi oğlum işte burada rahat ediyorum. Orada hiç duramıyorum. Hiç duramıyorum. Gittim oğullarıma birinde kal, öbüründe kal. Hiç rahat edemiyorum. Şimdi annesi burada daha yedim, daha güzel iştahı yiyorum. İşte burayı istiyorum. Burayı istiyorum. Orada sıkılıyorum. İlla da gideceğim. Gelirim buraya bir de inek alırım biliyor musun? Haşın dağırda ineğim var. Ya. Ama sağ almayı tanadı. Ben bakarım ha, gidişen satarak gene. Buranın oğlum abri 3 ay güneş buraya almaz biliyor musun kışı? Çok soğuk oluyor, doğu oluyor. O 3 ay sebep gidiyorum. 3 ay dolayı illa da geleceğim buraya. Yaylacılık ederdik. Ve de uçuşunda yürürdük şöyle. İneklerle beraber. Arkamızda da yük. Yük yadığımız ekmek, ortak, kap. Arkamızda da hiç yoksa 50-60 kilo yük. İneklerle yürüye yürüye yaylaya giderdik. Öyle işte ne bilirim adam da yani zahirliydi. 4 tane çocuğunun üstüne evlendi. Ben hiç çiftimi, şeyimi bozmadım. Ben o çocuklara baktım. Evlendi. Çocuklara ben baktım. Öyle. Adam İstanbul'larda evlendi. Bizden başka tayfa kurdu. Baktı. Yaşımı da hiç özlemiyorum. Çünkü zamanında bana yetmiş. Etti ya evlendi. Ben buradayacağım. 4 tane çocuğum var, aldı herifin kızını. Onu da kandırarak aldı. Karıyı da nerede gördümse dedim, hacı kızım. Bak senin de yazdığın böyle, benimki de böyle. Gel beraber gidelim köyde duralım. Ama karışıyor mu buraya? Karışıyor mu? Ben şimdi gelinlerime iş kızdıma ayırayım, çabukada. Yani ben yaşamamışım, onlar yaşasın de. Nasıl ister söylesin?
86 yaşındayım. 17 yaşında gelin olmuşum. Emilcem'e gelin olmuşum. O zamandan beri 66 sene nedir orada gelinlik ediyorum. Suğurla, buzakla, uşakla. 3 tane uşağım elmiş, 2 tane kızım elmiş. Şimdi adamım eldi, 4 sene oldu. Kalmışım tek başına yalnız. Uşaklarım var ama hepsinin işi var, gücü var. En altmışta yaylıya 6 tane mahallen. Onlarla uğraşıyorum işte burada. Surları bakarım, yemini veririm. 2 tane sağlarım var, onları sakarım. 12 tane çocuk doğurdum. 4 tane sel diyor. Öbürlerini baktım, çıkardım meydana. Evlendirdim, gelin ettim. 4 tane gelinim var. Kızları verdim. 4 tane kızım var. Meşakkatın yaşı, çekeceksin. Niye diyeyim? Niye etsesin? Şimdi acı diyoruz. Burada ne yana? Tosunun yamını vereceksin, buzağın yalını vereceksin. Eyle de niye dersen eyle. Oh, neler çekmedim, ne çayırlar taşıdım, ne yola gitmekleri ettim, ne aşağı gidip dönmekleri ettim. Çekmekler çok. Şimdi dünyaya rahatlık döşülmüş. Arabayla yükler, arabayla gitmek, gelmek. Dünya zinneti ama hastalıkta dünyaya dökülmüş. Şimdi böyle uğraşıyorum işte. Uğraşa uğraşa bu zamana kadar yolduk. Bakalım bundan sonrasını da Allah hayırlıdır inşallah. Niye de almış ha? Meşakkat dünyası. Seçeceğiz. Bu kadar çayırlar arkamızdan taşırdık aşağı. Gidiyorduk, dönerdik. 10 gün, 10 gün peş peşe git aşağı. Gel yaylı. Gel buraya, mallar yer. Çek Allah, çek. La ilahe illallah. Allah'ım sen hayırlısın. Çek Allah, çek. Şimdi dünya rahatlık oldu, öldü de adamım. Kaldım yalnız. 4 sene doldu, 5 seneye cürdeleli. Zaten yanımda ölmedi, öldü hastanede de geldi. Yoğun bakımda yattı, 19'un üstte öldü, geldi. 2 defa yüzünü gördü. 16 yaşında o idi, 17 yaşında benim evlenendi. Benden küçüğüydü, benden ona öldü. Aa, tavuklarım var, ineklerim var, buzaklarım var. Suğurlarım var, tosunum var, hepsi var. Yumurta derseler gider alırım, etmeseler yedirir dururum işte abi. Çok lazımsınız orada.
O kadar vasıların seyirliğini gidiyorduk, gelirdik, taşırdık. Arkamızda, sırtımızda aşağı ediyorduk. Bir on gider, bir on akşama buraya dönüyorduk. Şimdi öyle mi? Arabayla çayırı kesip, bal yayılıp yolluyoruz. Allah'ın selameti başına. Şimdi yaşamak günleri de Ezrail geliyor. Sıkmışız çok. Şimdi ben 2,5 yaşındayken babamdan yetim kalmışım. 5 kardeş boyuduk, 5 kardeşten ben bir tane kaldım. Hepsini vefat ettiler, hepsi de ben bilerek. Ondan sonra 18 yaşında evlendim. 38 yaşında babalarını kaybettim, yalnız kaldım. Doğuşumdan beri Çile. Çünkü babayı görmedik. İşte şu yüzden adamınla da işte diyelim 18 sene 19 18 sene beraber yaşadık 19 sene beraber yaşadık o da işte araba kazasıyla öldü. Bunu okula yazdırıyor ortaokula. Buna diye ki kendi kenardan git ki bir şey, araba maraba kazası olmasın diye. Orada Varan sineması var. Onun vinç taşını kaldırırken onu izliyorken arkadan araba geliyor buraya. Düşürüyor buradan buraya kadar çıkıyor ki de böbreklerini patladı. Oradan hastahaneye götürdüler. Ben gittim ki Arta abiyle gözlerini giyiyor. Şişmiş ya göz. Kız bir onu götürün orada bakın. Daha da işte iki saat, aradan iki saat çıkmadı. Biz geldik buraya cenazesi peşimize geldi. Çıktığımız sileler çok. Biraz hormali boşaltırdım. Gündüzün akşama kadar tarlada çalışırdım. Akşama gelirdim, onların aşırı yetmekini yapmaya, yemesini, yıkamasını öyle yaşattım. Kardeşim bu çocukları buradaydı, onlarla uyarlandım. Ondan sonra da işte bunlar tabii yaşayacak zamanlarında Saksol davası çıktı, bunları aldılar içeri. Kimi Erzurum'a, kimi şeye, Ankara'ya, zaten bir zaman burada gezdim. Erzurum'un yollarını hala günün bir gün diyelim ki Allah yıksın oranın yolunu ki su yolu yetmiştim oraya gezmeye bunlara. Yaşadığımız böyle yaşadık. 21 yaşındaydım annemi kaybettim. Daha da bunlarla işte mücadelemiz bunlarla. Bunların başına geçmedik bir degirman taşını bıraktılar döndürmeye. Kenan Evren'i Ferit İdral Çavuş. O geldeki evimi ki alt üst etti ya tomari. Nerede ne varsa ortaya döktü. Ben ne yarıyorsun nasıl sen adamı yarıyorsan oğlumu yarıyorsan zaten yok. Maksat mühendis bana zahmet vermek. Onlardan da savuştuk. Allah'ıma şükür. Bunlara sade bir kayda idam diyediler. Gederdim o ki bunlara, bunlar dediler ki bana verin. Ha dedim ki siz idam olmayacaksınız, dışarı çıkacaksınız, dosta düşmana karşı gene yaşayacak. İşte bilmem ki bunları 13 sene sonra 5 tane bir araya ancak topladım. Temel, Osman, Emine, İsmail, Nevris'te. Yalnızı çektim, çileyi çektim de şimdiden sonra artık. Kim onlara gidelim, kim benim bak kendime. Gene bir yattığım zaman bir his oluyor ya. Yalnız diye kalıyorsun. Kendi kendime bir düşünürüm, bazı uykum kaçar. Ha şimdi şükür diyelim artık. Allah bunların ölümünü bana göstermesin. Bunlar beni toprağa toksunlar. Babada gitmişim. Çiğermekte. Buzak postundan çarık giymişim, evimize gelmişim. Onu yarı yeme armut tüklenmişim.
Yine Bayburt'a gitmişim. Onları arpa ile, buğda ile yaşmışım. Yine gelmiş yemişim. Ondan sonra çok kütlük çaldım. Aydan millet yürüyemezdim. Şimdinin yeni yetmesi dünyadan bir şey bilmez. Zenginlikten, fakirlikten bir şey bilmez. Bir çok çekmişim. Şimdi bollağa düşmüşüm. Bollağa düştük. Her şeyi bulup yiyoruz. Her şeyi bulup alıyoruz. Allah'ım razı olsun. Şimdi bizden sorarsanız fakirlikten kurtulmuşuz. Milletimiz yaşamıyor. Bir tek bu. Kendi yaşım 94 yaşında. Hala aklım başındadır. 15 yaşında evlenmişim. Çocuklarım 14 tane çocuk bakmışım. 14 tane çocuğun 4 oğlum, 4 kızım dururlar, evlenmişler. Şimdi de hem küçük oğlumun acısını yedim. O dayanamıyor. Şimdi 2 tane oğlum kalmış. 2 tane kalmış. Dur bakalım. O vakitin hükmünde tuz bulamadık. Meşeden cimiler topladık, tuzsuz düşürdük yedik. Tuz da yoğurduk. Şimdi hepsi var, gelenimiz çok. Ha şimdi daha bir oğul koydum toprağa. Onda bende akıl kalmadı. Araba kazasına 50 yaşına gitmemiş. Ben de düştüm onun derdine. Ben de düştüm onun aşkına. Şimdi beni konuşturdular. Adam deli miyim, adam akıllı miyim, ne olduğunu ben de anlayamadım. Beni arkasından aşağı koymamış. Dedim ağacı Mursal, beni arkandan taşımaktan sen Allah kurtarsın. Dedi o günü uşağım öldü. Ben ona ah etmedim. Dua ettim de kendime ah ettim. Benim uşağım ciddi sağlam uşağım. Hep yüreklerim yanıyor şimdi. Niye de damı şaşırmış. Şimdi uşaklarımdan ayrıyım. Uşaklarımdan ayrıyım. O elen uşağımın karısıyla duruyorum. Uşağım oldu. Onunla duruyorum. Abi da 20 gün ne oldu eleli. Babalarımız, analarımız çarşıya giderdi. Yiyecek aladan çelalım. Bot çantayla giderdi ki bir şey doldururlar, çantaya da çalırdı. Çalırdılar, çantalar boz. Ne tuz, ne misir, ne yiyecek. Şimdi bolluk çok var ama parası olana, parası olmayana aynıdır. Şimdinin gençleri güzel yaşar. Şimdinin gençleri fakirlikten bir şey bilmiyor. Bolluk bilir. Köpeklere yetmeye atarlar da köpekler yetmeye yemiyor. Ama biz diyorduk ki köpek etmeye atsa ağzından da biz alsak da yesecek. Öyle zamanımız vardı. Bunu sana yalan demiyorum. Diyorduk ki ha köpek etmeye atsa da biz alsak da yesecek onu. O hala gelmişim, çok çekmişim. Şimdi de yaşım gitti, gün bekliyorum. Bakayım ne vakit uşaklarımı yanına gideceğim. Kendim yürüyemem. Arkada beni dolandırırlar. O yana bu yana yürüyemem benim. Habir gabir gider. Kur'an'ıma davranır. Allah'ıma yalvarmış. Allah'ım beni cennetine koy. Yemsallarımda burada pek yok. Hani yoktur burada. Tomları yemişler bir tek ben kalmışım. Ben de 94 yaşına çıktım. Karıfıktan duramıyorum. Oğlumun mezarı burada. Adamımın mezarı burada, buraya alışıyorum. Sada ağlar. Kız kardeşim hava dursa benim derdim, geçi de girerdi. Çok yalağı oldu. Kız kardeşim aklıma çıkıyordu. Ama ben de hasta, ben de yaşlandım. Ben de gideceğim onun yanına.